Tabii Ağustos tarihi Türk tarihi için önemli bir ay. Birçok işte kazanımın elde edildiği ve işte bu süreçlerinde günümüze, gençliğe işte anlatılması gereken önemli bir sürecin ürünleri bu ay içerisinde. Baktığınızda 26 Ağustos işte Ahlat'ta, Malazgirt'te 1071. Tabii burada da tartışma vardır. Yani Türkler Anadolu'ya mesela Kars'a 4-5 yıl önce girmiştir. Yani 1071 denir ama 1065-66'da Anadolu topraklarına girilmişti. Yani şu anki bizim topraklarımıza. Kars bu anlamda daha eskidir Türkler tarafından Çıkmamak üzere ele kapının alınması. sökülmesi o tarih Mustafa Kemal Bey. Çıkmamak üzere kapıyı söküp Nasıl? aldık oğlum. Bir Bilmiyorum, o tabii 26 Ağustos tarihin boyutunda 71 değerlidir Anadolu'dan ama çıkmamak üzere kapıyı söküp aldığımız yer tarih. tabii şimdi o kapı işte 1071'de açıldı. İşte büyük taarruzda o kapının hiçbir zaman kapatılmayacağını ortaya koydu. Çok güzel, Yani evet. amaç burada neydi? Bu mücadelede işte başkumandanlık, meydan muharebesi, işte ondan önce Sakarya'sı, İnönü'sü Türkleri Anadolu'dan atmaktı. Ama son noktada 26 Ağustos'ta başlayan işte 30 Ağustos ve sonrası 9 Eylül'e kadar devam eden İzmir'in işgalden kurtulmasıyla bunların hiçbirini bu unsurlar gerçekleştiremediler. Ha, bu unsurlar bugün farklı boyutlarda tekrardan karşımızda. Ama ben şuna çok dikkat çekmek istiyorum Tuğba Hanım. Özellikle baktığınız zaman bu Malazgirt'teki törenler işte ve işte 30 Ağustos törenleri Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. İç cepheyi güçlü tutmamız noktasında bugün bazı değerlendirmeler yaptı. Bir ayrıklık görüyorum. Mesela Ahlat'ta yapılan törenlerde bilmiyorum muhalefet davet edildi mi? Muhalefet, ana muhalefetin genel başkanının orada olması çok önem arz ederdi. Edilip edilmediğini bilmiyorum. Bu konuda açıklama yapılmadı ama işte Yeniden Refah Partisi işte biz davet edilmedik diye bir açıklama yaptı. Burada milli güç unsuru olarak bir görüntü vermek bu anlamıyla çok önemliydi ki orada Hüdapar'ın genel başkanı dahi vardı. Ben birçok noktadan eleştiririm Hüdapar'ı. Çünkü bugün tüzüğünde parti programında eyalet sistemini savunan bir partidir. Ana dilde eğitimi savunan bir partidir. Ama o halde şu anda işte Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanıyla aynı kare içerisinde yer aldılar. Neden? Bu olması gerektiği noktada şu an itibariyle programında o bile olsa şu anda demek ki Türkiye'nin değerlerine önem veriyor. Yoksa orada herhalde olmaz. Bunu bir kazanım olarak görüyorum. Ayrık olarak görmüyorum bunu ama diğer muhalefet unsurlarının da oraya çağrılıp davet edilip o kare içerisinde olması da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum.